Bir yandan her hafta ihlal edilen AYM kararları, dikkate alınmayan AYM'e içtihatları ve ihlal edilen yasalar, diğer yandan ağır hasta tutsaklar tahliye edilmesi gerekirken infazı yakılanlar cezaevi gündemini oluşturuyor. Son bir yıl içinde 426 tutsak tahliye edilmesi gerekirken iyi hal bahanesiyle cezaevleri gözlem kurulu keyfi uygulamaları ile tahliye edilmemiştir. Bu şekilde AKP iktidarı her hafta cezaevlerinde bir cenaze çıkmasına yol açacak uygulamalarını imza atıyor. Her yıl yüzden fazla tutuklu ve hükümlü cezaevi koşullarında yaşamını yitirmektedir. Her hafta tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu öldüğü Türkiye cezaevlerinde bu ölümlerden AKP iktidarı sorumludur. Kürt düşmanlığı, Kürt inkarı üzerinde yürütülen politikalar var. Ve bunun neticesinde bugün ülkenin geldiği noktada çökmüş bir ekonomi, çökmüş bir dış ticaret, çökmüş bir siyaset, her anlamda çökmüş bir Türkiye var. Bunun temelinde Kürtlere yapılan düşmanlık olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve biz DEM Parti olarak her zaman olduğu gibi burada yine bir reçete ortaya koymaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yok saydığınız artık bir yere varamayacağını sizler gördünüz. Reçete şudur arkadaşlar. Kürtler irademdir dediği Sayın Abdullah Öcalan'ın bu ülkenin gerçekten büyük bir şansı olduğunu, ortaya koyduğu fikirlerle, paradigmasıyla, siyasi düşüncesiyle bu ülkeyi düze çıkaracağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin çözümü bellidir. Bu ülkenin düze çıkmasının çözümü, yolu bellidir. Sayın Abdullah Öcalan'la masaya oturacaksınız, Kürt sorunu çözeceksiniz.